Evet, la ikrahe fiddin ayeti kerimesi, bu ayeti kerime Müslümanlar hakkında değildir muhtemelen. Dinde zorlama yoktur. Bunu çokça herkes böyle söylüyor şimdi. Efendim dinde zorlama yoktur. Ha, yani ne vardır? Dinde demokrasi vardır. Öyle mi acaba yani? Dinde zorlama yoktur. Ferman-ı ilahisi henüz dine girmemiş, inanmamış, araştırma, inceleme, tercih aşamasında olan kişiler içindir. Yani onu illa sen Müslüman ol diye zorlayamazsınız. Çünkü o anlamda Cenab-ı Hak onun hürriyetini, tercih hakkını eline vermiştir. Dilersen iman et, dilersen inkar et buyurmuştur ona. İkisinin de neticeleri sana aittir. İnanmayan bir insan ibadetten mesul değildir. Yani siz ben ateistim diyen bir insanı niye namaz kılmıyorsun diyemezsiniz. Bu mantıksız olur. Sen niye oruç tutmuyorsun, niye abdest almıyorsun? Bunlarla mükellef değil. Niye? O böyle bir farizayı emredebilecek, insana dayatabilecek bir merci kabul etmiyor. Ateistim demek, haşa ben bu kelimeyi söylemek istemiyorum. Çünkü böyle bir mahluk kainatta yoktur yani. Ben Allahsızım diyor yani. Allahsız kimse yok. O ister kabul etsin ister etmesin. Akılsızlığının işaretidir. Allahsız kimse olamaz yani. Ama ben ateistim diyen insan bunu anlatmak istiyor. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Allah diye bir varlık kabul etmiyorum diyor. Şimdi siz bu insanı ibadetle zorlayamazsınız. Bu ayet Müslüman olmayanları kapsıyor. Ben Müslümanım diyen insan bütün yükümlülüklerin, sorumlulukların altına imza atmıştır. Tarafsız olamazsın. Ben Müslümanım ama namaz kılmıyorum. O zaman gereği neyse bunun, o uygulanır, o yapılır. Senin İslam'daki tarifin, ismin, konumun neyse sana o denir. Fazlasını bekleyemezsin.